Kaldırım mühendisi, işsiz, boş işlerle uğraşan, belki de işe yaramaz insan. Bildiğiniz gibi kaldırım mühendisi argoda böyle tanımlamalara, çalışmayan insanların sürekli boş boş gezmesi üzerine bir metafora sahip. Ama yanıldığımız bir nokta var. Gerçekten böyle bir meslek var ve belki de birçoğumuzdan daha üstün bilgiye sahip. İnşaat mühendisliğinin bir uzmanlık dalı. Pavement Engineering, yani yol üst yapısı mühendisliği ve bu uzmanlık dalı yol üst yapısının tasarımını ve bakımını içeriyor. Kaldırımlar, bir diğer adıyla yaya yolları, kendi içerisinde birçok eleştiriye sahip. Öyle ki bazı sözlük yazarlarına şu cümleleri kurdurmuş. Ortasında ağaç olması muhtemeldir. Çoğu yerde gördüğüm kadarıyla yayaların üstünden yürümesi için değil, süs olsun diye yapılmış olmaları muhtemeldir. Üzerinde görme engelliler için yapılan şeritler genelde bir ağaç ya da direkle aniden son bulur. Kaldırım ya yoktur ya da mevcut kaldırım işlevi görmez. Kaldırıma araba park edilir. Çoğunun kaderi arabaların bir kenarında iki lastiğini taşımaktır. Yan yana değil, sıra halinde yürünmesi gereken yer. Kaldırım kelimesi Yunanca güzel yol anlamına gelen kalidromos ifadesinden gelir. Ve bu güzel yolun yüksekliğinin medeniyet ile ters orantılı olduğunu, medeni toplumlarda kaldırım yüksekliğinin olmadığı ifade edilir. Bu yoruma tamamıyla katılamıyorum. Çünkü kaldırımların yani yaya yolların bir görevi de fiziksel yaşamı kolaylaştırmaktır. Buna örnek olarak iklim koşullarını ve yoğun yağış olan bölgeleri gösterebiliriz. Diğer bir noktadan bakıldığı zaman kent içi yapılaşmaların işlevine göre kullanılmaması gerçekten medeni bir davranış değil. Kabul ediyorum. Fakat kentin zincirleme bir problem bütünü olduğunu ve bulmaca gibi birbirine bağlı olduğunu ilk bölümde konuşmuştuk. Bir kişinin kendi problemini çözebilmek için başka kişileri ya da mekanı problemlere sürüklemesi medeni bir davranış değil. Farkındayım. Ama şu kısır döngüye bakmamız lazım. Bir kişiye arabasını neden yaya yoluna park ettiğini sorduğumuzda muhtemelen şu cevapları verecektir. Park edecek bir yer bulamadığım için ya da acil bir işim olduğu için. Bu kişi bu durumda nereye başvurabilir? Herhangi bir kuruma. Kurum ise ona mevcut yapılı çevreni değiştirmenin zorluğunu ve ekonomik yükümlülüklerini söyleyecektir. Bu durumda kişiden yaşam tarzını değiştirmesini ya da ekonomik olarak bunu kendisinin karşılamasını isteyebilir. Kişi ise bu durumun altından kalkamayacağı için ya da istemeyeceği için bu tarz bir yaklaşımdan uzak durur. Yapılı çevredeki problemler tek bir hamleyle çözülemeyeceği için bu kısır döngü belirli bir süre devam eder. Tabii ki bu problemleri çözebilecek kentsel öneriler var. Şu durumda kişilerin ya da kurumların kabullenmesi ya da uygulaması zor olan bu önerileri bir başka videoda konuşacağız. Eğer ki kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu kısır döngüden kolaylıkla çıkamayacağımız ortada. Ama en azından uygulamada bu tarz problemlerin önüne geçebiliriz. İyi bir planlama ve ileri görüşlülük bizi görmüş olduğumuz durumlardan kurtaracaktır. Uzun lafın kısası, ütopyalarımızı süsleyen kentler için kaldırım mühendislerine yani yol üst yapısı mühendislerine gerçekten ihtiyacımız var.